Merhaba, ben Çiğdem. Bu videoda burun açma tekniklerini göstereceğim akupresüre dayalı olarak. Yani meridyenlere, belirli noktalara baskı uygulayacağız parmaklarımızla ve burnumuzu açmaya çalışacağız. Burnunuzda tıkanıklık hissediyorsanız, rahat nefes alamadığınızı hissediyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. Nefes tekniklerini uygulamadan önce de burnunuzun kapalı olduğunu düşünüyorsanız, önce bu noktalara basmayı deneyin. Daha sonra nefes tekniklerinizi açık bir burunla rahat rahat yapın. İlk nokta, işaret ve ortadaki parmağı alıyorum ve burun deliklerinin her iki yanında bulunan noktaya canımı acıtmayacak şekilde bastırıp bir derin nefes miktarı burada kalıyorum. Tabii ki nefes burundan. İkinci nokta, baş parmağı alıyorum. Kaşların tam başladığı noktaya bastırıyorum. Yine bir derin nefes miktarı boyunca. İşaret parmağını aldım. Burnumla dudak arasındaki şu noktaya bastırıyorum. Bir derin nefes boyunca. Baş parmağımla işaret parmağımın arasındaki piliği bir nefes boyunca ovuyorum. Diğer elim. Nabız aldığımız yerden iki parmak ekledim. Buraya bastıracağım bir nefes boyunca. Diğer el, iki parmak, burası. Yumruk yapıyorum. Koltuk altıma yerleştireceğim. Duyu sinirlerini uyaracağım. 2 dakika boyunca burada kalacağım. Derin nefesler alıp vererek. Hala açılmadıysa
Bu defa baş parmağını buraya koyabilirsin. Kuvvetli bir şekilde iki kaşın ortasını bastıracağız. Ya da baş işaret parmağını koyabilirsin. Sempatik sinirleri uyaracağız. Ve burada 30 saniye kadar kalacağız. Dilin de damağına sert bir şekilde bastırsın bu süre boyunca. Dilde damağı itekledi. Hala açılmadığını hissediyorsan gererek açma tekniğine devam edebilirsin. Yani şunu demek istedim. Her iki burnun altına gel ve buraya işaret parmaklarını yerleştir. Dörde kadar nefes alırken ger burayı. Nefes verirken gevşek bırak. 4 kere yapacağız. Şimdi ikincisi. Gevşek bırak. 3. 4'e kadar say. Ger. Gevşek bırak. Son kez. Gevşek bırak. Şimdi bunun her iki yanına gel. 4'e kadar sayıp nefes alırken gereceğim. Nefes verirken gevşek bırak. 2. 3. 4. kez yapıyorum. Burun ucuma koydum. 4'e kadar sayıp itekleyeceğim burnumu yukarıya nefes alırken. Nefes verirken bırak. Al. Ver. Al. Tekle. Dördüncü kez son. İster burun itekleme bu üç hareketi tek başına yap. Açılıyorsa tamam. Ya da yaptın. En başta gösterdiğim 7 tane noktayı akupresür uygula. Burnunun açılmış olması gerekiyor normal koşullarda. Burun açıklığı çok önemli. Eğer burun kapalı olursa bakterilerin üremesi için ortam yaratırsın. Genize doğru akıntı olur ve boğazda enfeksiyon oluşmasına neden olabilir. Bu hem koronavirüs için geçerli hem de diğer bakterilerin üremesi için geçerli. Açık burun seni bademcik iltihabından ve orta kulak iltihabından korur. Burun açık değilse çocuklarımızda sık sık bunu yaşıyoruz. Orta kulak ve bademcik iltihabıyla karşılaşıyorlar. Çocuklarınıza da bunu öğretebilirsiniz. Alışkanlık haline getirin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.